Evet, bugün 28 Temmuz 2021 YKS sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçların hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi sonuç belgemizde açıklanan kısımları teker teker anlatmaya çalışalım. TYT sınavında yapmış olduğumuz doğru yanlışları belirtmekte. Yine şurada ikinci bölümde AYT sınavında yapmış olduğumuz doğru yanlışları belirtmekte. Burada okulla ilgili bilgiler verilmekte. Okul ile ilgili bilgiler verilmekte. Diploma notumuz. Bakın diploma notumuz bizim için önemli. Niye? Diploma notumuz önemli. 89,43890. Bunu 0,6 ile çarpacağız arkadaşlar. 0,6 ile çarptığımızda bize 53,66 küsuratlı bir puan getirecek. Şimdi ortaöğretim başarı puanımızı diploma notumuzun belli bir katsayıyla çarpılmış halidir. Okulumuzun kodu ismine verilmiş, özel olarak verilmiş olan bir koddur. Okulumuzun türü Anadolu Lisesi, Fen Lisesi şeklinde, Sosyal Bilimler Lisesi şeklinde. Okulda almış olduğumuz sayısal eşit ağırlık sözel alanımızı belirleyen bir kod. Şimdi sınavda almış olduğumuz ham puanlar burada yazmaktadır arkadaşlar. Burası ham puan, burası ham puan kısmıdır. Şimdi TYT'de bu arkadaşımız 410 puan almış. Burada kazanmış olduğu diplomadan gelen 53 puanı artı 53 puanı da eklediğinde tercih puanı ortaya çıkar. Bakın 410 küsuratıyla beraber 53 virgül küsuratıyla eklediğimizde direkt karşımıza tercih puanı çıkar. TYT'de görmüş olduğunuz bizim için başarı sıraları, TYT'de puan da önemlidir. Puana bakarak da tercih yapılır, sıralamaya bakarak da tercih yapılır. Genellikle bu TYT puanı 2 yıllıklar için kullanılır. 2 yıllıklar için kullanılır. Y sayısal dediğimiz puan 4 yıllıklar için 4 yıllık. Bu da 4 yıllık tercih için kullanılır. Arkadaşımız sözel ile ilgili hiçbir soru çözmediği için sözel ile ilgili bakın tercih hakkı yoktur. Tercih hakkı yok. Aynı şekilde dil puanı da gelmediği için tercih hakkı yoktur. Arkadaşımız hem 2 yıllık hem de 4 yıllık tercih yapacaktır. Türkiye'de de ilk 20 bine girdiği için muhtemelen tıp fakültesi ve mühendisliklerden tercihine başlayacaktır diye düşünüyorum. Yani kısaca işi özetlersek bizim için asıl önemli olan kısım burasıdır arkadaşlar. Şu kısmı dikkate alıp tercih yapmanızda fayda var. Bizim için önemli olan kısım şurasıdır. Bu tercih döneminde de özel yıldızlar Anadolu Lisesi'ne veya Anadolu özel öğretim kurslarına gelerek rehberlik servisinden tercihle ilgili yardım alabilirsiniz. İster dershanemizin öğrencisi olun, okulumuzun öğrencisi olun, ister dışarıdan bir öğrenci olun. Her şekilde bölge öğrencisine yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrardan sınavınız hayırlı olsun. Sonuçlarınız hayırlı olsun. Görüşmek üzere.